Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Özel İma katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Normalde 29 Eylül 2023'ün ikinci videosu olması gerekiyor bu video ama 30 Eylül'ün ilk videosu da olabilir. Kararsızım. Yazarlardan Fenerbahçe yorumları. Arkadaşlar karar olma sebebim şu uzun konuşacağım. Yani başta başına bir video olabilir. Şimdi spor yazarları 4-0'lık Rams Başakşehir galibiyetini değerlendirdi. Uğur Melek'e. Fenerbahçe Nörsland'a karşı ne yaptıysa Alanya Spor'a karşı ne oynadıysa onu yansıttı Kadıköy'de sahaya. Maça kuş sürüsü gibi başladı. Organize bir şekilde ön alanda baskıya gitti. 20 dakikada 3 golle aldı ödülünü. Fenerbahçeliler bu sezon daha önce Zimbru'ya karşı 13'te 2-0 yapmışlardı skoru. Gaziantep 18'de yine 2 gol görmüştü kalesinde. Maribor 17'de çözüldü. Nörsland'da yarım saatte 2 farkla geriye düşmüştü. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi zaten yüksek. Bir de yüksek şiddetli baskıya başladıklarında erken sonuç alma ihtimalleri de artıyor. Hele de rakipleri bu maçtaki Başakşehir gibi tatilden henüz dönemediyse. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ee, yani tatilden henüz dönemeyse demeyeyim de Galatasaray'a karşı oynadığı gibi oynasaydı siz asıl tatil o zaman izlerdiniz. Yani o maçtaki e, Başakşehir 10 üzerinden birlik oynadıysa en azından Fenerbahçe maçında 10 üzerinden 4'lük oynadılar. Yani keşke birlik oynasalardı. Erman Toroğlu. Fenerbahçe daha iyi yayıldı. Bütün futbolcular birbirlerine yardım ettiler. Hepsi mücadele ettiler. Hepsi koştular. Ve haklı bir galibiyet aldılar. Skor daha da farklı olabilirdi. Eğer olmadıysa sarı lacivetler daha fazla gaza basmadılar. Bunu yüzünden oldu. Fenerbahçe daha iyi yayılıyor. Ve bütün futbolcular yere sağlam basıyorlar. Bunu jüri gösteriyor. Demek ki iyi organize edecek, iyi çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalar iyi. Hem yenilik hem de Avrupa başları için. bunu daha iyi bir şekilde gösterecektir. Bu rakipleriyle alakalı mı yoksa kendi güçleri mi? Bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Maçın özeti bence şu. Fenerbahçe kalecisi iyi. Antrenman yapamadıysa bunun suçları takım arkadaşlardır. Başkası değil. Demiş Erman Toroğlu. Şimdi Erman Toroğlu'nun aslında bir cümlesi kritik bir cümle. Diyor ki Belki de Fenerbahçe daha hani zorlu rakiplerle oynamamıştır. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında takımların takımlara iyi gelen ve kötü gelen maçlar vardır. Mesela Kasımpaşa maçları, Rize maçları Fenerbahçe'ye hep iyi gelmiştir. Hatay maçları hep iyi gelmiştir. Bak önümüzdeki 3 lig maçı Rize, Kasımpaşa, Hatay'la. Sonrasında Pendik lige yeni çıkan bir takım ve Trabzonspor'la evimizdeyiz. Yani 5 tane lig maçı aslında Fenerbahçe'ye 5'te 5 de getirebilir şu anda itibaren. Ben şu ana kadarkini 0'da 0 sayıyorum. Hiç maça çıkmadık. Sonrasında Adana Demir deplasmanı. Karagümrük'le evimizdeyiz. Sivas'ta evimizdeyiz. Beştaş deplasmanı. Yani şu 4 maçtan Fenerbahçe 4'te 4 yaparsa zaten şampi falan deriz. Aralık ayında şampi deriz. Şu 4 maçta 4'te 0 da çekebilir. 4'te 4 yapabilir. 4'te 2 kazanıp 2 beraber de kalabilir. Hep şey olabilir. Ardından Konya Spor evimizde Kayseri deplasmanı 20 Aralık saat 17. Kayseri Spor ile Kayseri deplasmanı zor bir deplasman. Ardından Galatasaray evimizdeyiz. Yani iki sarı kırmızılı takımla arka arkaya. Konya Spor da dahil et. Onlar da yeşil beyaz falan değil. Onlar da sarı kırmızı. 3 sarı kırmızı takımla arka arkaya arka maçı var Fenerbahçe'nin. Bak fikstür fikstür. Yani fikstürü bölüm bölüm yaparsak. Sonrasında İstanbul Spor Gaziantep Samsun Spor diye gidiyor. Yani İstanbul Spor maçı ligin son hafta maçı. Gaziantep deplasmanı. Bak İstanbul deplasmanı, Gaziantep deplasmanı. Sonrasında zaten bir seri var. Ama İstanbul takımlarının çokluğu hem Fenerbahçe'ye hem diğer İstanbul takımlarına yarıyor. Gürcan Bilgiç. Merak ediyorum Gürcan Bilgiç ne demiş. İlk yarı bittiğinde maçla ilgili tüm sayılarda rakibini sıfırda tutmayı başarmış. Tabelaya 3-0 yazdırmıştı Fenerbahçe. İsmail Kartal acayip işler yapıyor tribünlere gelenlerle gelenlere maçı yaşayan yaşatan diyelim. Daha doğrusu tribünden tribünlere gelenlerle maçı yaşayan, taraftara saygı duyan, taktiğe ve hedefe sadık olan bir takım sundu. Böylesine bir hükmetme başka türlü açıklanamaz. Başakşehir'in yürüyecek hali olmadığını Galatasaray maçında gördük. Yani ben dediğim zaman fanatiklik adlandırıyorsunuz ama alın. Çağdaş Atan 30'da oyuncu değiştirerek duruma farklılık getirmeye çalıştı. Ama ne oyunda denge bulabildi ne de takımını maça döndürecek kıvılcımı yakaladı. Bekao Ciku ikilisinin ördüğü duvar bir tarafa Şimanski isminde bir piston da vardı sahada. Attığı yani Şimanski, Bekao, Ciku bakın bunların hepsi yeni transfer. Şimdi Ali Koç'u eleştirin. Anlatabiliyor muyum? Eleştirin lafım yok ama doğrularda konuşun. Bunların hepsi yeni transfer. Attığı iki gol önemli. Attığı iki gol değil önemli olan kontrada yakalanan defansına ciğerini patlatarak yardım etmesi. Bu takımı sahiplenmedir işte. Cem Dizdar sezon başından bu yana kazanarak gelen Fenerbahçe hakkında dün bazı yazılar ilk kez zorlu bir maça çıkacaklar mı Bunun nedeni de Başakşehir kadrosundaki tanınmış futbolcular olmalı. Öyle ya bu ülkede iyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır türü maliyetli iddialar hüsnü kabul görür. Hani bizim Ersan gibileri ben en çok bu lafına ayar oluyordum. İyi futbol iyi futbolcularla oynar. İyi futbol iyi futbolcularla oynar. Doğru. Ancak iyi futbolcunun transfer marketinde yüksek değer yazacak diye bir şey yok. Ben şunu söyleyeyim. Süper Lig'in şu an en iyi ön liberosu İsmail Yüksek desem. Hocam yerli de mi yabancı da mı dersiniz? Yerli de de yabancı da da desem. Hocam Torreira daha iyi falan filan diye başlarsınız. Yani maç başına kendini yere atma istatistiği 4 olan bir oyuncuyla İsmail'i kıyaslarsınız. Saygı duyarım. Olur. Düşüncedir. Ama desem ki mesela Türkiye'nin en iyi sol kanadı Tadiş'tir desem bir düşünürsünüz. Hocam işte ya Zaha'nın transfer market değeri şu kadar şununki bu kadar. Bak transfer markete göre değerlendirirsiniz. Devam edeyim. Başakşehir kısa süre önce teknik adam değiştirmek zorunda kalmış değil mi? Maç başladı ve Fenerbahçe çullanıp 20 dakikada maçı nihayete erdirdi. Öyle ki devre 3-0 tamamlandı. Başakşehir burnunu bile çıkaramamıştı. çıkarmamıştı Kendisi aslında. Bir örnek daha vereyim. Piatek. Değil mi? Biontech diye mi okunuyor? Dün maçın spikeri Biontech diye okuyordu. O açılan, lan aşı o. Şimdi Piatek marka değeri yüksek bir isim mi? Yüksek bir isim. Süper Lig'e geldiğinde ulan adamlar kimi aldı falan yaptınız mı? Yaptınız değil mi? Ha, transfer hakkı 5.5 milyon euro hocam. Çok önemli değil. Ya geçiniz. Bu adam da Polonyalı. Yani bu adam Milan'dan Ertabel'ine 24'de 24'e Cenova'dan Milan'a 35 milyon eurolara gitmiş bir adam. Hani yaşı da böyle 34 falan değil. 28 yaşında. Polonya milli takımının forveti. 28 yaşında. Yani sahada yok. Ben yani, dedim ya senin. Ercan Güven ligde 6 resmi maçlarda 13. galibiyetle liderlik bayrağını hiç zorlanmadan alan Fenerbahçe giderek yükseliyor. Çünkü beraber oynama ve kazanma alışkanlığı pekişiyor. Fenerbahçe takımının kalitesinden sual olmaz. Bundan sonra inecek çıkacak parametre form durumları sadece. İngiliz şair John Ruskin'in dediği gibi kalite asla bir tesadüf değildir. Daima akıllı bir gayretin sonucudur. Futbolcuların kalitesi tamam da bu kaliteli takımı kuranların da aklını ve gayretini takdir etmek lazım. Doğru söylüyor. Emre Bol Şimanski her hafta inanılmaz gelişim gösteriyor. Önceden sadece toplu oyunda vardı. Şimdi oyunun her yerinde. Hatta o müthiş süratini artık savunmaya yardım ederken de kullanıyor. Attığı golü kaleci Volkan Babacan'a göstere göstere attı. Öyle bir noktaya ayak içiyle vurdu ki yetişmek, uzanmak imkansız. Büyük ihtimalle gelecek sezonu çift taneli teklifleri gelen ilk oyuncusu olacak diyor. Yani çift taneli teklifler gelen ilk oyuncusu. İlk demeyelim de. Engin Vereli ilk yarıda elde edilen 3-0'lık skora rağmen ikinci yarıda da Fenerbahçe'nin diri bir mücadelesi vardı. Ama bir konsantrasyon düşünden söz etmek mümkün. Bunu özellikle hücum organizasyonlarında ve gol fırsatlarını cömert çarşanmasında gördük. Fenerbahçe dün gece kağıt üzerinde zor görünen bir maçı yeşil çimlerin üzerinde kolay kazandı. Kazanırken de hedeflerinin olan inancını sahaya koydu. Bence 3 puandan daha önemlisi de buydu diyor. Erman Özgür bana göre oyun ve yakalanan ivmeye bakınca sezon başı eleştiriye açık gözüken İsmail Kartal seçimi artık tartışmaya kapalı. İsmail Kartal elindeki kadroyla harika iş çıkaran ve inanmış bir teknik direktör görüntüsüyle takımı gibi çok formda diyebilirim diyor. Şimdi Ertuğrul Oruç İsmail Kartal'ın takım öyle bir oyun oynamaya başladı ki taraf tarafı herkesin beğenisini kazanmaya başladı. Bu sene gelen oyuncularla zaten takımda olan oyuncuları o kadar güzel sentezledik ki ortaya zevk veren bir takım çıktı. Sezon içerisinde muhakkak bir takım inişler söz konusu olacaktır. Ama bu oyun bize gösterdi ki bu kayıpların asgari düzeyde olacağı yönde fikir vermektedir. Çünkü bu takımdaki oyuncular hem takım oyununu çok iyi oynuyor hem de kalitelerini gösterebiliyorlar. Tugay Kerimoğlu. Bakın bir Galatasaraylı gözünden. Bu 11'i bozma ve kulübeye de bakma dedirttiler resmen hamle anlamında. Bu 11'i bozma kulübeye de bakma. Kimi çıkaracaksın ki? Kötü oynayan kimse yok. Şimansı 2 hafta önceki performansıyla bugün arasında fark var. Keyif alıyor oynarken. O da belli diyor. Haksız mı? Mehmet Özdirek bak bu da bir Beşiktaşlı yorumu. Gireni çıkanı oynayanı oynamayanı herkes takım olmuş. Şimanski geri gelip top çıkarınca işte bir sarılmalar var. Bu çok önemlidir. Temasta oynamayı seviyor. Tam tersi rakip temasta oynaması lazım bir şeyler yapabilmesi için. Arkadaşlar buradaki şifreyi anladınız değil mi? Yani Fenerbahçe futbolcusunu serbest bırakmayacaksın diyor. Temas edeceksin. İlker Yağcıoğlu Avrupa'da 7'de 7 ligde 6'da 6 gidiyor. Fenerbahçe İsmail Hoca da iyimserdir. Takımına inanıyordur. Ama bu kadarını beklediğine emin değilim. Sezonun en iyi Fenerbahçe'sini izledik bence diyor. Şimdi şunu özellikle belirteyim. Sezonun şu ana kadarki en iyi Fenerbahçe'sini izledik. Yani şu ana kadarki en iyi Fenerbahçe'sini izledik. Açık söylüyorum. Ama Diyeceksiniz ki hocam şu ana kadarki iyi Fenerbahçe hakkında ne diyorsun? Arkadaşlar 450 dakika bir futbolcuyu izlemeden yorum yapmıyorum. Ancak izlediğim Fenerbahçe futbolcularının hemen hemen hepsi benden geçer notu zaten aldılar. Bunu sizler de benim kadar iyi biliyorsunuz. Burada önemli husus şu. Bekau, Ciku Şimanski ya bu isimler transfer edilirken nokta mı oldu virgül atışımı Soru işaretimi. Mesela Livakovic. Ben Livakovic alınırken şöyle bir cümle kurdum. Ulan dedim. Livakovic'i maçın içinde görmeyeceğiz ki. Hani alınmasa da onun parasıyla başka bir isim alıp yerliyle mi devam edecek diye. Ben de yavaş yavaş sizin safınızdayım. İyi ki alınmış diyenlerden Çünkü bakın bir kalecinin yediği bir hatalı gol maçı kaybettirebilir. Sezonu kaybettirebilir. Ama bir kalecinin verdiği güven. Bak herkes Şimanski'nin geriye yardım geriye yardım. Bir pozisyon yardım etti sadece. Değil birden fazla pozisyon yardım etti de. Akıllarda kalan bir pozisyon var. Hani gelip korner attığı pozisyon. Bak işte akılda bu kalır. Çünkü aykırı bir bir şey. Şimdi Livakovic arka arkaya 10 maç gol yemese akılda ne kalır? Bir şey söyleyeceğim. Livakovic'i kaça aldık? Ezbere biliyor musunuz? Ezbere bilmiyorsunuz değil mi? Peki Livakovic Fenerbahçe'de kaç maça çıktı? Hocam çok bilmiyorum. Gol yemediği maç bugün ilk oldu değil mi? Dün ilk oldu şeyde hani o maç ilk oldu. Bak akılların aklınızda gol yemediği maç kalır. Hocam arka arkaya 5 maçtır gol yemiyor dersiniz. Kaç aldı çok kişi şey yapmaz. Şimanski'ne ilgili bu arada sevindirici bir haber. Yani Fenerbahçe taraftarına bu sefer de Şimanski müjdesi. Yani e, dün yok Fenerbahçe taraftarına Şimanski müjdesi. Şimdi aslında bu müjde değil. Nedir bu olay? 12 numara paylaşımda bulunmuş. Terzen Hamza, Hamzoğlu paylaşımda bulunmuş. Şimanski'nin serbest kalma maddesi yok diye. Ben 40 olduğundan eminim ama yok diyorlarsa yoktur. Ya bu müjdeli bir haber. Ama asıl müjdeli haber şu. Feridun lideri olur sanırım demiş ki alınan fiyata serbest kalma maddesi. Yani 9 küsüre alındı. O kadar serbest kalma maddesi konulmuştu. Ya bir kere hiçbir salak takım böyle bir şeye girişmez. Dünyadaki en salak takım bile böyle bir şey yapmaz. Ama de ki ya 18 milyon, 15 milyon, 20 milyon euro de. Ben 40'tan eminim ama bak 40'ı söyledim. İstediği kadar 12 numara Sercan Hamzoğlu oldu yok dedim ben 40'tan eminim. Ama şu bir gerçek belki futbolcu demiştir ki arkadaş orada 40 yazıyorsa yazsın. Siz gidin demediniz müddetçe biz anlaştık demediniz müddetçe gitmem diye. Kilit soruyu sorayım. Şimanski 40'a gitse sezon sonu Arda Güler'i de bir yıllığına kira alsak kabul eder misiniz? Düşündürücü bir soru değil mi? Peki iyi ki Arda Güler gitti. Hem para kazandık hem Şimanski'yi aldık diyor musunuz? Demek ki Şimanski iyi transfer. Ve şunu da ekleyeyim. Kendi açımdan. Şimanski 40'a gidecek. Ama aynı Şimanski'nin benzerini 9'a alacağız tekrar. Kabul eder misiniz? Hocam 31 milyon euro kar. Tabii ki ederiz. Ha. Asıl Fenerbahçe'nin işte yeni taktiği bu. Eskiden 1.5'ü e alıp 15'e satma, 10'a satma, 8'e satma derdi olan takım şimdi 5'e alıp, 7'yi alıp, 9'a alıp 40'a satma, 30'a satma fikrinde. Bir Şimanski'yi 40'a, bir Ferdi Kadol'unu 40'a satarsan, ikisinden 80 milyon euro gelir elde edersen hem Fenerbahçe tarihinin değişimine şahit oluruz, tanık oluruz. Hem de Fenerbahçe'ye millet gelmek için depara kalkar, buna şahit oluruz. Tadiç için flash açıklama Ayaks'a geri dönecektir. Alha. Şimanski müjdesi. Tadiç. Ayaksa. Geri mi dönüyor? İnanılmaz. Yani al sana başlık niyetine bir şey. Ben bence başlığı böyle yapayım. Haberi okuyayım da merak ettim. Ayaks'ın eski gözlemcisi Frank Jansen kulüpten ayrılan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadiç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Jansen tad için Ayaks'a teknik direktör olarak geri döneceğini düşündüğünü söyledi. Ya e, buradan sevgili İsa'ya selamlar olsun. İsa kendini biliyor. İsa Akın. İsa'nın minik yavrusuna da selamlar olsun. Yenge Hanım'a da selamlar olsun. İsa biz yüz yüze görüşürken dedim ki ben tad için teknik direktörlüğünü çok merak ediyorum. Çünkü adam oyunu okuyor. Şimdi bak arkadaşlar. Mahalle maçına gidersiniz. Çoluk çocuk top oynar. Siz de böyle o 20'li yaşlardasınızdır. Araya bir girersiniz. Bu ne? Hani devler gerçekte değildi falan der çocuklar. Siz orada dev gibi hüküm sürersiniz. Değiştiriyorum. 45-50'li yaşlardaki yaşlıların maçına sizi 20 yaşında götürürler. Orada coşarsınız. Çatıya e da kalkayım. bacak arasında atayım. Hızımı da kullanayım. Süratimi de kullanayım. Ciğersiz desinler falan diye coşarsınız. Peki. Mustafa Hoca gibi 40'ına merdiven dayamışsın. Gençlerin maçına gittin. Ne yaparsın? Koşamazsın. Öyle bacak arası atayım falan filan da yapamazsın. Öyle değil mi? Boyun büyük değil milletten. Hatta cüsten de küçülmüştür. Göbek büyümüştür. Arka tarafta da büyüyen tarafım vardır. Ne yaparsın? Taktik oynarsın. Teknik oynarsın. Bak taktikle oynarsın. Teknik oynarsın. Nasıl? Top sana gelir. Takımda kim var? Sol kanadın genç. Mesela ben orta sana merkezinde oynuyorum. Bakıyorum sol kanattaki genç koşucu. Sağ taraftakine bakıyorum. Çok iyi beceremez ama hani önüne pozisyon hazırlarsın. Sol taraftakinin koşu yoluna bir şekilde topu aktarır. Onu pozisyona sokarım. Sağ taraftakine de pozisyon hazırlar. Al at derim. Kendimde yakaladığım zaman halı sahanın neresinde olursa olsun mesafe tanımaksızın hiç affetmem yapıştırırım. İşte tad işte bunu yapıyor. Bakıyor ki kenarında koşan var. Ona pozisyon hazırlıyor. Bakıyor ki Ferdi gelecek. O kalçayı bir dayıyor. O topu bir saklıyor. Ferdi geliyor. Hop. Verdiğinin önüne topu atıyor. Bitti. Ne çok koşmasına gerek kalıyor. Ne savunmaya yardım etmesine gerek kalıyor. Ne pırpırlamasına gerek kalıyor. Gidiyor, hazırlıyor, atıyor. 4 tane asist yapabileceği, 2 tane gol atabileceği, 6 gole katkıda bulunabileceği maçta Tadic kendi kalesine atılan asist sayılmadıysa sayılmamıştır. 0'a 0 sıfır tamamladı. İşte bu neyi gösteriyor biliyor musun? Hocam futbolcu yeteneksiz. Hayır. Futbolcu hazırlıyor. Futbol bilgisi çok üst düzeyde ama hazırladığı kişilerin futbol bilgisi o kadar üst düzeyde değil. Ve ben Tad için teknik direktörlüğünü gerçekten çok merak ediyorum. Diyor ki kesinlikle dönmek istiyor. Bence birkaç yıl içinde, bak kesinlikle dönmek istiyor demiş. Bence birkaç yıl içinde futbol oynamayı bıraktığında geri dönecek. 10 yıl sonra Ajax'ın teknik direktörü olarak görüyorum ve o da bunu istiyor. Bu tür insanlar gerçekten Ajax sahiptir demiş. Eee uykum geldi. Nasıl bir masalsa. için kulüpten ayrılmasına şaşırmadığına dile getirmiş. Her şeyi bir arada tutmak ve işlerin yolunda gitmesi için gerçekten çok uğraştı. Ama bu boşuna bir uğraştı diye konuşmuş. Şu anda ayakta yaşananlar kulüpten nasıl ayrıldım Tadic'i üzüyor demiş. Geçen yıl çok şey yapmak zorunda kaldı değil mi? O da gözlerden kaçtı. Herkes onu sağdaki performansından dolayı eleştirdi ama soyunma odasında ve antrenman sahasında ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Bu daha önce de söylemiştim. Şu anda Ajax'ta olanları yaşamak zorunda kalmayacağı konusunda iyi hislerim var diyor. Geçiniz. 2018-2023 arasında Ajax'ta forma giyiyor. 241 maç, 105 gol, 122 asist. Yani 241 maç 227 gol katkısı. Sadece 14 gol maçta hani 14 fark var arada. Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 13 maç, 4 gol, 2 asist nispeten bizde yarı yarıya biraz daha toparlaması lazım. Uzun lafın kısası ayaksa geri dönecektir. Kesinlikle dönmek istiyor demiş. Bak kesinlikle dönmek istiyor. Ben tad için futbolcu olarak Fenerbahçe'den bir yere gideceğini zannetmiyorum. Bunu önce belirteyim ama sosyal medyaya bakın. Göndermek için takla atıyorlar. Çakallar. <laughs> yemeyin yemeyin. Tadic'i yemek için taktik yapıyorlar. Yemeyin. Hadi çok kıymetli bir oyuncu. Sakın ha yemeyin. Olur mu? Benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Fenerbahçe'ye Şimanski müjdesi. Tadiç Ayaks'a geri mi dönüyor? İşte cevaplar. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. Görüşmek üzere sevgili dostlar.